Hello everybody. Python'la programlama dersler serisinin 7.sine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma da hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilek. Bugünkü dersimizde demetlere bakacağız. Bir önceki derste hatırlayacağınız üzere listelere bakmıştık. Demetler İngilizce'deki anlamıyla tuples'lar diye adlandırılıyor. Demetler, listeler hepsi bildiğiniz üzere veri dizilerini tutmamıza yarıyorlardı. Peki demetlerin listelerden ne farkı var? Öncelikle kendime ben bir yeni sayfa oluşturdum. Bu da benim Idle'da shell sayfam. Burada kodlarımı buraya yazıyor olacağım. Burada da açıklamaları yazacağım. Demetlerin listelerden farkı nedir? Önce onlarla başlayalım. Öncelikle listeler, bir liste tanımlarken şöyle diyelim listem. Ben bir liste tanımlayayım. Listem olsun adı ve kare parantez kullanır hatırladığınız üzere ve elemanları da 1, 2, 3 olsun. Yani liste tanımlarken kare parantez kullanıyoruz ve ben bir demet tanımlayayım. Adı demet olsun. Bunu tanımlarken de normal parantez kullanıyoruz. Bunun elemanları da yine istediğiniz her şey olabilir. Farkını daha sonra açıklayacağım. İlk farkı bu, tanımlama şekli. Hemen şuraya açıklama yazalım. Tanımlama şekli diyelim. İkinci farkı arkadaşlar, listelerin mutable demetlerinde unmutable olması. Şunu şuraya kopyalamak istiyorum. Mutable, unmutable. Yani bu ne demek? Mutable demek içindeki listenin içindeki verileri değiştirebilirsin demek. Bir önceki derste hatırlayacağınız üzere biz listemizin içindeki verileri değiştirmiştik. Dışarıdan yeni bir veri eklemiştik. Hatta hepsini de silmiştik. Listelerden farklı olarak demetler unmutable'dır. Bu en büyük farklarından biri. Yani tanımladığınız bu verileri daha sonra hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz ya da yenisini de ekleyemiyorsunuz. Bu demetlerin listelerden en bariz farklarından bir tanesi bu. Ve bu yüzden Python'da listelerle alakalı birçok metodlar varken ancak demetlerle alakalı pek çok yok. Nasılmış? Şöyle göstereyim. Mesela listemi burada tanımladım. Şu metodu kullanacağım. Dir listem dediğimde bu benim listemle alakalı kullanabileceğim bütün metodları bana gösterecek. Şöyle bakalım. Geçenki dersten hatırlayacağınız üzere append, clear, copy, count bu metotların birçoğunu geçenki derste gördük. Bunların hepsiyle verim içindeki listemin içindeki değişken verilerde değişiklik yapabiliyorum. Şimdi demetimi tanımlayayım burada. 1, 2, 3 diyelim mesela. Ve yine dir metoduyla demetle alakalı kullanabileceğim bütün metodları listeleyelim. Şöyle ki bununla alakalı kullanabilecek iki tane metot var. Bunları nasıl kullanıyoruz onlara bakalım. Yani demetlerin listelerden en büyük farklarından bir tanesi onların unmutable olması ve bu yüzden demetler listelere göre daha hızlı çalıştığı söylenebilir. İşlem yaparken count işlemi ne işe yarıyor mesela? Demet yazdıktan sonra nokta koyduktan sonra da aslında gördüğünüz gibi karşıma çıkan bu küçük kutuda hangi metotların available olduğunu da gösteriyor. Yani kullanılabilir durumda olduğunu da gösteriyor. Demet count metodu bir demet içindeki herhangi bir veriden kaç tane olduğunu söylüyor. Mesela 1 diyelim ya da 2 diyelim.
2'den Demet'in içinde bir tane var. Bize 1 diyecek. Count metodu bu işe yarıyor ve bir de index metodu var. Index de bize girdiğimiz verinin index numarasını söylüyor. Mesela diyelim ki 3'ün 3 bunun Demet'in elemanlarından biri, verilerinden biri ve bize diyeceğiz ki bize 3'ün index numarasını söyle. Hatırlayacağın üzere sıfırdan başlıyor indeksleme. İndeks kodları 0, 1 ve 2. O yüzden 3'ün indeks numarası 2 olarak bize döndü. Demetler daha çok bir şeyi tanımlayıp sonra da değiştirmek istemediğiniz şeyler için kullanıyor. Bunlar ne olabilir mesela? Mesela yılın ayları olabilir ya da haftanın günleri. Mesela ben bir demet tanımlayabilirim. İsmi haftam olsun. Ve ismin elemanları da eşittir. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Bildiğin üzere haftanın günleri hiçbir zaman değişmez. Ve bu yüzden demet olarak tanımlamak için çok güzel bir veri. Cuma, cumartesi ve pazar. Tabii ki sorun oldu çünkü pazarı tırnak için almadık. Gördüğünüz üzere yeni bir demet tanımladım. Haftanın günleri demeti. Ve hiçbirini değiştirmeme gerek yok. Bu haftam olarak bunun bir demet halinde olduğunu biliyorum ben zaten. Haftanın içindeki indeks verilerine ulaşmak için de indeks deyip yukarıda gördüğümüz gibi salı ya da cuma diyelim. Cuma dediğimde bana indeks numarasının 0, 1, 2, 3, 4 olduğunu bana söylüyor. Ve haftanın içinde count metoduyla da cumadan kaç tane olduğunu öğrenebiliriz. Bir diğer metot da haftam demetlerle alakalı. Haftam dediğimde haftam demetinin uzunluğunu bana söylüyor. Hatırlayacağın üzere bu listeler içine geçerli. Aynı metodu listeler içinde kullanabiliyoruz. Evet, haftamın içinde 7 tane elemanım var ve bunlar da günler. Tuples'lar bu şekildeydi arkadaşlar. Sanırım bununla alakalı anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Lütfen kanalımı beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız videolarımı like etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok merak ettiğiniz içerikte değişmesini istediğiniz şeyler varsa lütfen yorum olarak videoların altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu ders bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.